Mehmet Göktaş, Büyük Davalar Fedakarlıkla Yürür. Uhud Savaşı'nın son anlarıdır. Müslümanlar galip durumdayken tepeye yerleştirilen okçuların ganimet için bulundukları yeri terk etmeleri, 50 kişiden sadece 10 kişi kalmaları, bunu gözetleyen Halid bin Velid komutasındaki Kureyş süvarilerinin arkadan saldırısıyla Müslümanlar mağlup duruma düşmüştür. Başta Hazreti Hamza ve Musab bin Umeyr olmak üzere 70 güzide sahabi şehit olmuştur. Daha da önemlisi, Müslümanların dağılışını fırsat bilen Kureyş saldırganları tamamen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelmişler, onun bulunduğu noktaya hücum etmişler, onu öldürmek için kendi aralarında yeminleşmişler ve saldırı üstüne saldırı düzenlemişlerdir. Bu saldırıları püskürtmek için bir avuç sahabe onun etrafında pervaneler gibi dönmüş, sadece o noktada 10 civarında şehit vermişlerdir. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çeşitli yerlerinden yaralanmış, arkadaşlarının omuzlarına yaslanarak Uhud kayalıklarına çekilmiştir. Orada birazcık kendisine gelince, ''Hanginiz bana Sad bin Rebi hakkında haber getirecek? Ölüler arasında mıdır, diriler arasında mı? Kafirlerin içine çok yaman dalmıştı.'' buyurdu. Orada bulunanlardan Übey ibn Kab, ''Ben haber getiririm.'' diyerek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle gösterdiği tarafa gitmiş ve Sad bin Rebi radıyallahu anh'ı aramaya başlamış, sonunda bulmuştur. Vardığında göğsü körük gibi inip kalkıyordu, kanlar içindeydi. Vücudunda yara almadık hiçbir nokta kalmamıştı. Übey ibn Kab, ''Beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Sana selam söyledi, durumunu haber vermemi istedi.'' dedi. Sad bin Rebi son olarak bütün gücünü toparladı ve ''Benden de Resulullah'a selam söyle. Allah onu peygamberlerine verdiği sevapların en güzeliyle mükafatlandırsın. O gerçekten görevini yaptı, risaletini bize tebliğ etti, bizler şahidiz. Benim kavmim olan Ensar'a gelince, eğer onların gözünde kirpiklerini açıp kapayacak kadar güç ve dermanları olduğu müddetçe Resulullah'a bir zarar gelirse, onu koruyamazlarsa vallahi bunun hesabını veremezler buyurdu ve gözlerini yumarak şehit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi korumak onun için her şeydi. Çünkü Sad bin Rebi Akabe tepesinde biat eden ensardandı. Onun aklı fikri eğer bir gün sen Mekke'den sürülüp çıkarılırsan Medine'ye geldiğinde seni kendimiz gibi canımız gibi koruyacağımıza dair sana biat ediyoruz diye verdiği sözdeydi. Aynı şekilde Uhud günü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem etrafında pervaneler gibi dönerek savaşan ve sonunda şehit olanlar da o sözü verenlerdi. Evet, Uhud savaşında 70 kişi şehit olmuştur. Fakat bunlardan bir kısmı özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaşamalıdır, onun yerine biz ölmeliyiz düşüncesiyle şehit olmuşlardır. Ölünecekse onun yerine biz ölmeliyiz. Kesinlikle o yaşamalıdır düşüncesiyle şehadete atılanlar, ihsar konusunda zirveye ulaşanlardır. Aziz İslam davası, ihsar ehlinin omuzlarında yüksele gelmiştir hep. Fedakar Müslümanlar da diyebiliriz bunlara. Çünkü hiçbir dava sıradan normal çalışmalarla yükselemez, mutlaka fazladan fedakarlık ister. Zaten İslam davası bugün belirli bir seviyeye gelmişse, elbette bu şekilde fedakarlık erdemine sahip olanların sayesinde gelmiştir. İslam davası için malını ve canını feda edenlerin yanı sıra bir de vaktini feda etmek bazen maddeden daha öne geçmektedir. İyice dikkat ederseniz bugün ömrünü yani vaktinin tamamını İslam davası uğruna adayanlar, full time İslam'a çalışanlar İslam'a çok daha fazla katkıda bulunmaktadırlar.